Köseoğlu Kuyumculuk Haber Masası programını sunar. Masasından iyi akşamlar sevgili izleyiciler. Bir hafta aradan sonra yeniden birlikteyiz. Bu akşam yine dolu dolu bir siyaset sohbetimiz olacak. Konuğumuz AK Parti İl Genel Meclis Üyesi Necati Yıldırım. Aynı zamanda kendisi AK Parti'nin Seçim Koordinasyon Merkezi başkanlığını da yürütecek. Aday açıklandıktan sonra tabii ki biz öncelikli olarak Alanya'nın köylerinin son durumunu, işte yeni büyükşehir yasasıyla köyleri nasıl bir kader bekliyor? Daha çok bunları ele alacağız ama tabii ki Sayın Yıldırım AK Parti ile ilgili, Alanya İlçe Teşkilatı ile ilgili her türlü konuya vakıf olduğu için genel anlamda da birçok sohbetimiz olacak. Yolsuzluk ve rüşvet operasyonuna kadar gideceğiz, değerlendireceğiz bazı konuları. Fakat biz 3-5 gün önce kendisiyle sözleştik bir program için. Arkasından hem Necati Bey hem ben şiddetli bir hastalığa yakalandık. Bugün biraz hasta hasta konuşacağız ama hem siyasetçiye hem gazeteciye hasta olma lüks. O yüzden bugün idare edeceğiz bir şekilde. Evet. Öncelikle hoş geldiniz diyorum ben. Çok teşekkür ediyorum ben de. Öncelikle bizi izleyen tüm izleyicilerimize hayırlı akşamlar diliyorum. Tabii ki bu rahatsızlığımızdan dolayı biraz sesimiz bozuk gelebilir. Onun için şimdiden özür diliyorum. Bugün ben siz serum yediniz, ben iğne yedim. Gerçekten sıkıntılı. Ya bu maalesef bir grip salgını var. Çok ciddi bir şekilde Alanya'da grip salgını var. Bundan dolayı tabii etkiliyor, herkes etkiliyor. Bizi de bugüne denk geldi. Dün akşam itibariyle bende de biraz yoğunlaştı. Evet. İnşallah atlatırız. Evet. Sevgili izleyiciler, sizler de programımıza Facebook ve Twitter adreslerimizden soru ve görüşlerinizle katılabilirsiniz. Özellikle köyleri nasıl bir kader bekliyor? Köylerin içinde bulunduğu durum ne? Yeni büyükşehir yasasıyla köyler nasıl hizmet alır? İşte Alanya ve Antalya'nın coğrafyası çok büyük. Bu konuda ne tür sıkıntılar yaşanır? Bu konudaki görüşlerinizi bekliyoruz. Sohbetimize başlamadan önce 2,5 dakikalık bir reklam arası vereceğiz. Daha sonra yeniden birlikte olacağız. Kaliteli ve lezzetli yemekleriyle müşterilerin gönlünde taht kuran Avcı Ocakbaşı Restorant, şık bir ortamda nefis ocakbaşı lezzetlerini sizlere sunuyor. Eşsiz Akdeniz akşamlarında değişmeyen hizmet ve kalitenin tek mekanı olan Avcı Ocakbaşı Restorant, 200 kişilik kapasitesiyle özel gün ve gecelerinizde eşsiz menüleriyle konukları lezzet yolculuğuna çıkarıyor. Her akşam canlı müziğiyle Avcı Ocakbaşı Restoran sevgisiyle kalbinize, mutfağıyla midenize, müziğiyle ruhunuza hitap ediyor. Hilal Mobilya, gerçek bir Alanya markası. Alanya'da sektörün öncüsü. 1999 yılından bu yana önceliği kaliteli ürün ve müşteri memnuniyeti olan Hilal Mobilya, bugün bu anlayışıyla bir fabrika ve 12 mağazaya ulaştı. Hilal Mobilya sizlerin güveni ve desteğiyle her geçen gün büyümeye devam ediyor. Teşekkürler Alanya. Hilal Mobilya. Adres: Merkez Mahallesi Kipa Market Arkası, Cikcilli Alanya. Köseoğlu Kuyumculuk 26 yıldır sıra dışı modelleriyle her zevke hitap eden Köseoğlu Kuyumculuk, yenilenen yüzüyle sizlerle. Ömür boyu bağlılığınızı simgeleyen pırlanta, alyans, yüzük, tektaş, bilezik, inci kolye çeşitleri Köseoğlu Kuyumculuk'ta. Ayrıca gümüş ev eşyaları ve inci dizimi hizmetleriyle Köseoğlu Kuyumculuk,
özel günlerinizde, mutlu anlarınızda, her zaman yanınızda. Nacar Saat Bayi, Köseoğlu Kuyumcu. Çayı Pınarbaşı Restoran, yenilenen şömineli kışlık mekanında kahvaltı ve yemek çeşitlerini sizlerin beğenisine sunuyor. Her sabah 8'den 14'e kadar açık büfe kahvaltı çeşitlerinden dilediğinizi dilediğiniz kadar yiyebilirsiniz. Dört dörtlük, her şey dört dörtlük. Çok beğendik. Ben bütün Alanyalılara da tavsiye ediyorum kahvaltıyı. Aileniz ve sevdiklerinizle beraber şömine başında tüm ızgara ve balık çeşitlerini de yiyebilir, güzel bir gün geçirebilirsiniz. Gece yarısına kadar hizmet veren Dim Çayı Pınarbaşı Restoran, Alanya'dan sadece 10 dakika mesafede. Haber masasında yeniden birlikteyiz. Konuğumuz AK Parti İl Genel Meclis Üyesi Necati Yıldırım. Evet Necati Bey, yeni Büyükşehir Yasası'nı artık tartışmaya çok gerek yok aslında. Evet. 1 Nisan'dan itibaren yeni bir dönem başlayacak Alanya ve Antalya için. Ama ben öncelikle 21. dönem İl Genel Meclis Üyesi'siniz. 4,5 yıldır da görevdesiniz. Alanya'nın köylerinin sorunlarını en iyi siz biliyorsunuz. Bu dönemde İl Genel Meclisi Alanya ve köyleri için neler yaptı? Köylerin son durumu nedir? Öncelikle bu konuda sizden biraz bilgi alabilir miyiz? Evet, tabii ki Büyükşehir Yasası'nı artık yaşamaya başlıyoruz. Yavaş yavaş da başladık. 1 Nisan'dan itibaren de tamamen Büyükşehir Yasası'nın nimetlerinden istifade edeceğiz. Özellikle kırsal bölgelerimiz dediğimiz köylerimiz ve beldelerimizin durumu daha iyi hale gelecek bu yasayla. Şimdi biz tabii nimetleri yani onu da biraz açmanızı isteyeceğim. Evet, kesinlikle Büyükşehir Yasası köylerimize ve beldelerimize nimet olarak geliyor. Çünkü gelirleri daha çok artacak, hizmet daha çok artacak. Mesela bir örneklersek bunları, biz köylerimizde işte 5 yıla yakındır, işte 3 ay kaldı. 5 yıla yakındır biz hizmet ediyoruz. Köylerimizin sorunlarının ne olduğunu çok iyi biliyoruz. Ben hatta geçen hafta bile Dim köylerinde akşam toplantıları, köydeki yaşayan vatandaşlarımız akşam toplantıları yaptım. Orada da vatandaşlarımızı dinledim. Hepsinin derdi ortak. Ve biz bazen imkansızlıklardan bu hizmeti götüremediğimiz zaman onun derin üzüntüsünü yaşıyoruz. İl Genel Meclisi arkadaşlar. Hı hı. Ve bundan dolayı çünkü ödeneğimiz az. Yani bütçesi az, az bütçeyle çok iş yapmaya çalışıyoruz. İşte köydesin, hükümetten gelen köydes ödenekleriyle biraz daha köylerimize hizmet etmeye çalışıyoruz. Bunun dışında genel olarak baktığımız zaman eğer iki yasayı kıyaslarsak, örneğin biz İl Genel Meclisi'nde atıyorum örnek yaklaşık 1000 lira 2000 arası rakamlar ayırabildik 5 yıldır. İlk yılımız biraz daha fazlaydı belki. Ama bu parayla 68 köye eşit hizmet götürmeniz mümkün değil. Evet. Ancak önceliklere göre hizmet götürebiliyorsunuz. Hangi köyde neyimiz eksikse ona bakıyoruz. Önceliğine göre bakıyoruz. O köyün ihtiyacını o sene gidermeye çalışıyoruz. Bir kısmını özel idare bütçesinden, bir kısmını köydes bütçesinden yapmaya çalışıyoruz. Yani birliğimizin de, işte köyler hizmet götürme birliğimizin de buradaki işte su sporlarından vesaire gelirlerinden bazı yatırımlar da onlardan yapmak için mücadele ettik. Hı hı. Bugüne kadar. Bunun çoğunda başarılı olduk. Öncelikli yatırımlarımızı yaptık. Ama Büyükşehir Yasası'yla beraber Büyükşehir'e geçtiği zaman bir defa bu köylerin 1 milyon, 2 milyonlarla, 3 milyon, 5 milyonlarla konuşmayacak. Bunlar 10 milyonlar, 20 milyonlarla bütçesi konuşulacak. Böyle olunca bu köylerimize hizmet götürmek daha kolay olacak. Yani örneğin Alanya'ya ekstradan nasıl bir bütçe yani gelecek? Yani kanunda şöyle bir madde var. Yani şimdi şöyle bir anlaşmazlık var herhalde. Yani Büyükşehir Yasası'ndan sonra köylere Alanya Belediyesi mi hizmet götürecek? Büyükşehir şimdi Belediyesi mi? Alanya Belediyesi'nin hizmet götüreceği yerler var. Büyükşehir'in götüreceği yerler var. Eğer Alanya, Antalya uyumlu bir belediye olursa bunlar birçok şeyi Alanya Belediyesi ile protokolle Alanya Belediyesi'ne devredebilir. Hizmetleri Alanya Belediyesi'nin üzerinden gönderebilir.
Kaldı ki bakın bu yasada şöyle bir madde var. En önemlisi bu. Kırsala diyor yani köyden mahalleye dönüşen bölgelere belediye, Alanya Belediyesi bütçesinin %10'unu yani faaliyet de getirdiği atıyorum bütçesi 300 milyon liraysa 300 milyon liranın %10'u 10 milyon lira. 30 milyon lira pardon. 30 milyon lirayı köylere hizmet olarak göndermek zorunda. Hı. Bu kanunda. Şimdi biz 1 milyon 2 milyonlarla iş yapmaya çalışıyoruz. Ama 30 milyon sadece Alanya'nın bir de Antalya Büyükşehir'inde %10'unu göndermek zorunda. Bu sefer Antalya'da tamamen bunun için de Alanya'da dahil her yere göndermek zorunda. Bu kanun demektir ki bizim kırsalımız dediğimiz köylerimiz ve beldelerimiz için çok daha artı olacak. Çünkü düşünün Alanya'nın şu anda yaklaşık 200 milyon civarında bütçesi. Bunun yatırım bütçesi diyelim ki 150 milyon lira civarındaysa şimdi beldelerin birleşmesiyle nüfus artımıyla bu yaklaşık tahminim benim tabii bu net olmamakla beraber 300 milyonun üzerinde bir bütçe oluşacak. Yatırım bütçesi. Bu yatırım bütçesinin %10'unu köylere aktaracak. Mecbur. Kanunla aktaracak. Köylere mi? Köylere ve beldelere aktaracak. Beldeler ve köylere. Şimdi bu bütçe yeterli mi sizce? İşte beldelerin de olaya dahil olduğunu düşünürsün. Yok artık şey gibi düşünün. Beldeleri o statüde bakmamak lazım. Beldeler artık tamamen Alanya'nın kendi bir öz mahallesi. Ama köyler bazında bu parayı köylerde kullanacak belediyeler. Hı hı. Ya belediyeyi iyi yöneten, işi bilen, içinde memleket sevdası olan bir adam iş başına geldiği zaman o bu paranın tamamını adaletli bir şekilde de dağıttığı zaman inanın köylerimizde hiçbir sorun, o yıl içinde sorun kalmayacağını düşünüyorum. Zaten çok fazla sorun yok köylerimizde ama mümkün olduğu kadar şimdi susuz köyümüz yok ama susuz mahallelerimiz var. Yani susuz belki birkaç evimiz var köyde. Her yerine götüremediğimiz işte birkaç mahalleden oluşan yerlerin bir mahallesinde su belki yetersiz. Böyle eksiklerimiz var. Yollarımız genelde var ama asfalt çalışmalarımız devam ediyor. İşte asfalt eksiklerimiz var. Onları yapacak. Yani çok fazla aslında köylerimize bundan sonra yapacağımız yatırımlar o köyün sosyal faaliyetlerini yapabileceği faaliyetler, yatırımlar olacak. Hı hı. Yani köye şimdi bir düğün salonu muydu veya bir oyun çocuklarımız için oyun parklarıydı, eğlence mekanlarıydı gibi hizmetler gidecek köylerimize. Yoksa ana ihtiyaç olan köylerimizdeki ana ihtiyaçları olan su, yol, bizim dışımızda işte elektrik de zaman zaman terslikler yaşıyoruz maalesef ama onun dışında yani belediyenin götüreceği hizmetlerde çoğu gitmiş vaziyette. Dediğim gibi belli mahallelerde su sorunu olan mahallelerimiz onları da biliyoruz. Onların da bir kısmı zaten şu an yapılıyor. Hatta geçen hafta iki tane köyümüzün de onunla ilgili ihalesi vardı. Zannediyorum gerçekleşmemiş, katılan olmamış. Onunla ilgili yeniden bir çalışma yapacağız, ne yapabiliriz ona bakacağız. Ama dediğim gibi bu yasayla, Büyükşehir yasasıyla Alanya Belediyesi bütçesinin %10'unu oraya gönderdiği zaman o köylerimizde hiçbir sorun kalmayacaktır. Evet. Fakat köylerde fazla sorun yok dediniz ama ben 20 civarında bir köyde içme suyu sıkıntısı var diye biliyorum. İşte ben aynı şeyi söyledim. İşte altyapı ve asfalt yol konusunda sıkıntılar var. Ve bunları da yeni yasaya göre Büyükşehir Belediyesi verecek bu hizmetleri. Şimdi Antalya'yı bir bütün olarak düşündüğünüz zaman işte Kepez'in köyleri veya mahalleleri var. Oy potansiyelinin daha yüksek olduğu yerler varken buralara sıra gelecek mi? Bu nasıl olacak? Şimdi şöyle. Yani köylünün çok büyük kaygıları var bu konuda. Bu kaygı sizde var mı? Şimdi Ahmet Bey, köylümüz hiçbir zaman o konuda kaygıya kapılmasın. Çünkü Antalya'ya şu anda il özel idaresiyle nasıl her tarafa hitap ediyorsak 530 küsür köyümüz var bizim Antalya genelinde. Özel idare vasıtasıyla hizmet götürüyoruz. Büyükşehir'de imkan daha fazla. Yani Büyükşehir'in bütçesi daha fazla. Ekip ve ekipmanları daha fazla. Bir de alt belediyeleri var işbirliği yaptığı. Biz özel idare olarak onları yapamıyoruz. Yani buradaki bir belediyenin makinelerini
hatır ricayla kullanabiliyoruz. Ama şeyde öyle değil. Büyükşehir'de bir defa özel idarenin bütün her ekipmanları, kepçesi, dozer vesaire ne varsa elinde büyükşehire geçecek. Büyükşehire geçerken bunlar zaten kendi imkanlarıyla beraber onlar da geçecek. Yani burada şu olmaz. Şimdi Kepez'in atıyorum çok fazla köy yok. Yani oy potansiyeli dediğiniz anlamda Alanya'nın köylerinin daha fazla oy potansiyeli var. Bizim Alanya'mızda 3000 nüfuslu köy var. Yani bizde küçük köylerimiz yok. Bizde yerleşimi fazla olan köylerimiz var. Bundan dolayı bunun şeyi olmaz. Yani o merkezde bir yerlere kaydıralım. Buralar kalsın. Buradaki de seçmen. Buradaki de oy verecek büyükşehire. Sadece oradakine vermeyecek. Yani biraz dağınık köylerimiz var. Yani hiç önemli değil. 5 haneli, 10 haneli mahalleleri var köylerin. Şimdi rakam yani yüksek rakam. Bakın %10 büyükşehirin %10'u çok yüksek rakam. İlçeninkinde yüksek rakam. Bu yüksek rakamlar oradaki köylerin her tarafının altına düşseler bitiremezler. Yayacaklar. Yaymadıkları sürece kim gelirse gelsin büyükşehirin başına o hizmeti bütün köylere yayacaklar. Bütün ilçelere yaymak zorundalar. Her ilçenin onu bölecekler. Nüfusuna göre, köyüne göre o bütçeyi, köylere ayrılacak bütçeyi bölmek zorundalar. Şimdi biz neticede İl Genel Meclisi'nde onu her sene öyle yaptık. Nüfusa göre, köy sayısına göre genel bütçeyi yaydık. Yani o zaman bütçemiz çok olmadığı için Alanya 2 milyon lira düşüyordu. 1,5 milyon lira düşüyordu. Ama şimdi büyük rakamlar düşecek. Bunu Alanya Belediyesi'nden gelenle de biz sadece şimdi mesela İl Genel Meclisi'nde ve özel idarede bütün hizmetleri o mevcutla yapıyorduk. Şimdi bir kısmını büyükşehir yapacak, bir kısmını ilçe belediyesi yapacak. Ama biz tamamını özel idare olarak yapıyorduk. Bundan dolayı şimdi eğer bir de hizmet ikiye böldüğün zaman ki muhtemelen de bu şöyle olacaktır. Büyükşehir Belediyesi alt belediyelere yani ilçe belediyelerine bazı yetkileri verecek. Yani bu yetkilerle beraber onu ödeneğini de ayıracak ve ilçelerde o hizmet gerçekleşeceğini düşünüyorum. Yani en büyük sorun burada hizmetin zamanında ulaşması. İşte bir de beldelerin de birleşeceğini düşünürsek yani turizmin de bundan zarar göreceği konusunda kaygılar var. Şimdi köyler ayrı bir sorun. Alanya açısından düşünürsek 16 belde birleştiğinde Alanya'nın yönetimini veya organizasyonunu sağlamak da ayrı bir sorun olacak. Nasıl bir yapılanma gerekir sizce? Örneğin Okurcalardan Mahmutlara kadar bir turizm kenti pozisyonunda olan beldeler vardı. Şimdi buralarda hizmet aksar mı? Aksamaması için evet, neler yapılması lazım? Hiçbir şekilde orada hizmet aksamaz. Zaten Alanya'yı bir bütün olarak düşünmek lazım. Ben her zaman söylüyorum. Ben daha önce de söylüyordum. Büyükşehir yasası gündemde olmadığını söylüyordum. Alanya turizm bölgesi yani Manavgat Alara çayından Demirtaş'ın çıkışına kadar bir bütün olmalıydı. Olmalı yani. Çünkü oradaki bütünlüğü sağlayabilmelisiniz. Siz turizm kentisiniz. İnsanlar buraya gelirken ilçe olarak Alanya diye geliyor. Ama şimdi şöyle bir bakın. Ya bir şeye bakalım. Bakın bir imar çarpıklığına bakalım. Yani Demirtaş'ta imar farklı, Kargıcak'ta farklı, evet. Mahmutlar'da farklı, Kestel'de farklı, Tosmur'da farklı, Oba'da farklı, Cikcili'de, Çıplaklı'da farklı, Alanya'da farklı. Batıya doğru gittiğiniz zaman da öyle. Bu olmamalı. Bu şehrin bütünlüğünü sağlayabilmek lazım. Bunun için de eğer orada ihtiyaç neyse nasıl bir yapılıyor? Bir defa ben birçok beldede biliyorum, beldenin bir sınırına kadar yol geliyor, yolun devamı yok. Yani oradan arkalara gidiyorsun, oradan geri dönüyorsun falan bunlar olmamalı. O Kargıcak'taki bir cadde Dimçay'ına kadar gelebilmeli. Bütünlüğü sağlayabilmeli. Hı hı. Ama şimdi bu geçmişte her belediye kendine göre imar yaptığı için bu bütünlüğü de sağlayamadı. Oysa bu bütünlüğü sağlayabilmek için şimdi Büyükşehir'de olsaydı, Büyükşehir yasası o zaman olsaydı veya imar bütünlüğünü belediyeler değil de ya Alanya Belediyesi veya Turizm Bakanlığı yapmış olsaydı belki bu bütünlük sağlanabilirdi. Yani şimdi şöyle bir bak gözünün önünde bir canlandır. Hiçbir beldede birbirini bağlayan yol yok denecek kadar az. Evet. Varsa da böyle virajla dönüyorsun. Yani çok çarpık şeyler var. Obaya stada gidiyoruz işte bakın nasıl gidiyoruz yolda. Yani öyle dümdüz yerde yılan gibi gururlanarak gidiyoruz. Evet. Yani oysa ki oradan bir
düz bir yol çıkmalıydı. Düz bir yol çıktığı zaman belki bir vatandaşın zayiatı fazla olabilir. Bu zayiatı da 18'de giderebilirsin. O zayiatları 18 uygulamalarıyla vatandaşları mağdur etmeden o işi yapabilirsin. Hı hı. Ama geçmişte bunlar olmadı. Olmadığı için bu büyükşehir yasası ben doğru buluyorum ve memlekete katkı sağlayacağını düşünüyorum. Evet. Birçok anlamda. Yani şimdi bakıldığında vatandaş bu konuda zamana bırakmış durumda. Çok fazla bir yorumda bulunamıyor. Ama AK Partililer kesinlikle doğru yasa. Muhalefette birçok sakıncası var diyor. Yani ilk başta diyordu. Şimdi demiyor. AK Parti'den endişesi olan hiç kimseyi görmüyorum. Muhalefetten de olumlu diyen hiç kimseyi görmüyorum. Biraz siyasi mi bakılıyor olaya sizce? Yani mutlaka şimdi aslında şeye baktığın zaman şu anda olumsuz büyükşehir yasası olumsuz diyen yok. Ancak bu kapanan beldeleri işte mahalleye dönüşen köylerimizi siyaseten ya işte biraz oradan oyu fazla alabilir miyiz? Bunu yaparsak yani muhalefetin de sürekli yaptığı iş bu. Oysa onlar da biliyor bu işin doğru olduğunu. Ama bu işi siyasi şovunu yapıyorlar. Biraz daha acaba milleti vatandaşı kandırarak oy alabilir miyiz? Artık vatandaş onu yemiyor. O siyasi dönem bitti ülkede. Artık vatandaşa ne vereceğinizi anlatacaksınız. Birilerini karalayarak kimseden oy alamazsınız. Bu sadece Alanya'da değil. Türkiye'nin her yerinde aynı. İnsanlar karalayarak değil. Birini karalayarak kendinizi öne çıkartamazsınız. Vatandaşa kendinizi ve yapacaklarınızı anlatarak öne çıkartabilirsiniz. Bunu yapmaya davet ediyorum ben esas muhalefeti. Onlar karşı gelenler, büyükşehir yasasına karşı gelenler bu işin doğru olduğunu onlar da biliyorlar. Biliyorlar ama işte diyorum ya siyaset yapmak için biraz daha işte köyde ve beldelerde yaşayan insanların oyunu alabilir miyiz diye işin siyasi şovundalar. Bu da tutmaz. Tutmayacağını da göreceğiz. Muhalefet diyor ki yani bazen insanın endişeye kapılmaması elde değil. İşte Demirtaş Belediyesi kapanacak, Kargıcak Mahmutlar Belediyesi kapanacak. Şimdi Demirtaş'ın herhangi bir köyünde bir cenaze olduğunda Demirtaş Belediyesi hemen gidiverip çadırını kuruyordu, gerekli yardımları yapıyordu, düğün, nişan gibi törenlerde yardımcı oluyordu. Şimdi biraz yani Alanya Belediyesi'nin oralara el uzatması çok kolay olmayacak gibi geliyor. Aynı i̇şte hizmetler gene o bölgede verilir. Alanya ile ilgili bir sıkıntı değil. Gazipaşa'da da aynı sıkıntı olabilir. Manavgat'ta da olabilir. Şimdi yani farklı yeni bir koordinasyon gerekecek herhalde. Şimdi bak şöyle düşünelim. Şimdi Kepez'de sayısını tam bilmiyorum ama en son seçimde tahmin ediyorum 7-8 belediye tahmin ediyorum net söylemiyorum kapandı. Belediye kapandı, Kepez Belediyesi oldu. Şimdi oralarda hizmet daha iyi gidiyor. Aynı dediğiniz şeyler orada da yapılıyor. Yani Varsak Belediyesi'nin Kepez'le birleşeceğini kim düşünürdü? Yurtpınar Belediyesi'nin ta Aksu'nun yanında havaalanının karşısında kim bilir düşünürdü? Şimdi bunların hepsi birleşti. Yani şimdi oralarda hizmet aksadı mı? Hiçbir şekilde yok. AK Partici'lik belediyeciliğiyle ondan hiçbiri aksamaz. Vatandaş hiçbir şekilde orada mağdur olmaz. Vatandaş zaten o bölgede belediyenin kendine göre mutlaka birimler olacak. Yani orada vatandaşı mağdur edecek bir çalışma hiçbir belediye yapmaz ya. Yani o bence hiç kafaya takılacak şey değil. Zaten doğuda, batıda belki bir iki yerde, belki bir yerde mutlaka belediyeyi yetkililerinin olduğu bir birimler olacak. Hizmeti en azından bir müddet götürebilmek için bunları yapacaklarını düşünüyorum. Özellikle zaten AK Parti Alanya'da o belediyecilik anlayışını nasıl yapıldığını gösterecek 1 Nisan'dan sonra. Hı hı. İnşallah biz de göreceğiz. Peki siz bir il genel meclis üyesi olarak şimdi il özel idare 1913 yılında kurulmuş. 100 yılını devirmiş. Evet. 100 yıldır sadece evveliyatında da varmış. Ülkeye kendi çapında hizmet veren, önemli hizmetler yapan bir kurum.